Hala işte hocam da dediği gibi onların elinde bulunan bir secerenin de peşindeyiz. Onu bulursa belki açığa kavuşabilir. Gerçekten Saltukların bir kolu mu, oradan mı ayrılmadır? Bu da öyle anlaşılır. Biz gelelim Şerif Hızır'a. Şerif Hızır amcasıyla birlikte oraya geliyor. Daha sonra oranın üzerine Selçuklular ordu gönderiyorlar. Biz son çekimlere gittiğimizde hocam Arete'de program yapıyordu. 48 Perşembe programları belki izleyenleriniz vardır. Orada Alevi Ocakları'nı hemen her hafta bir ocağı anlatıyorduk. Çekimlerde 5-6 dakikalık bir veterele gösterip arkasından ocağı anlatıyorduk. Orada da çekimlere gittiğimde sözlü gelenekte konuşturuyorduk. İşte Baba Mansur buraya ilk gelmiş, arkasında düşmanlar gelmiş, şu mağaralarda saklanmış, işte talipleri olan izollar, hıranlar, şadiller teslim etmemişler şeklinde sözlü gelenekte de bu anlatılıyor. Gidin Mazgirt'te söylediğim o bölgelerde hala bu sözlü gelenekte anlatılıyor. Daha sonra tabii Selçuklar çekilince onlar açığa çıkıyor. Muhun diye ilk yerleşiyor. Kureyş babayla da musahip olduğu biliniyor. Evet, Şerif Hızır ondan sonra amcası Abdal Seyit ile birlikte geliyor Ağveren köyüne. Hozad'ın kuzeyindeki Ağveren köyüne yerleşiyor. Ağveren köyü de Çepni köyüdür. Çep, Ağverenler dediğimiz bunlar Çepnilerin bir alt oymağıdır. Orada taliplerin köyleri kalıyor. O dönem ilk ve orta öğrenimini Çemizgezek'te yapıyor. Çemizgezek doğunun tarihi gelişmiş bir kentlerinden biridir. Örneğin 1518'de Tunceli 7 hanelik bir köyken, haneyi kalan diye geçer Osmanlı tarih kayıtlarında. Ama Çemizgezek 6000 yıllık koca bir gelişmiş bir kent. İlk öğrenimi orada yapıyor. Daha sonra Mengücek Bey Behramşah'ın oğlu Muzaffereddin'le birlikte Ahmedi Yesevi'nin üniversitesine gidiyor. Ben üniversite diyorum. Hocam da bazen takılır böyle ama dönemin üniversitesi bana göre o dönemin üniversitesi. Oraya gidiyor, orada okuyorlar. Orada Avuyüçen'le, Seyit Samut'la, Doğan Atay'la, Üryan Hızır'la, Seyit Ahmet Faki'yle böyle bir dizi Ordinarius Zeki Velidi Togan'da 17 tane dedenin adı yazılıdır. O dönemde okuyorlar. Bunların hocası da Lokman Perende'dir. 1220 yılında Moğollar Cengiz Han gelip bölgeyi işgal ediyor. İşgal edince oradan batıya doğru kayıyorlar. Önce gelip Hoy kentinde kalıyor. Hoy'da o sırada Abdal Musa'nın dedesi Haydar Gazi oturuyor. Bir müddet orada kalıyor. Daha sonra Anadolu'ya geliyorlar. Sonra hızlandırarak gidiyorum. 1239-1240 yıllarına geliyoruz. Baba İshak isyanı diye bilinen büyük Alevi Türkmen isyanı var. Doğuda Moğollar sıkıştırıyor. Güneyde Şafii Eyyubiler sıkıştırıyor. Batıda da Sünnileşmiş Selçuklar sıkıştırıyor. Alaaddin Keykubat da oğlu tarafından zehirletip öldürülüyor vezirleri tarafından. Başa Gıyasettin Köyüsrev geçmiş. Böyle bir sıkıştırma içerisinde bu sonunda Türkmenler patlıyor. Ve Adıyaman Kahta'dan başlayarak Malatya alınıyor, Maraş alınıyor, Sivas alınıyor, Tokat alınıyor, Amasya'ya geliyor. Amasya'da o sıra Pir İlyas var. Son Nişabur dergahı Piri. Gelip Amasya, Çatköy, İlyas köye yerleşmiş. Armağan Şah komutasında onun üzerine ordu göndermişler. Pir İlyas ve üç oğlunu kale burçlarında asmışlardı. Türkmenler orada büyük pirinin asıldığını görünce gazaba geliyor, ele geçiriyor. Bütün kale ileri gelenlerini aynı yerde asıyorlar. Başkent Konya, Konya'ya yürüyorlar. Geliyorlar Kırşehir Maliye Ovası'na. Kırşehir Maliye Ovası'nda Bizans'tan yardım istemişler. Latinler demek Bizans'tan gelen orduyla birlikte ilk defa Türkmenleri orada durduruyorlar. Ve binlerce insan katlediliyor. Gittik o bölgeye, Homur diye bir kasaba var Kırşehir'in. Hala köylüler anlatır, tarlada traktörün önüne kemik çıkar diyorlar. Öylesine çok insan katletmişler. İşte o katliam sonrası herkes arazi oluyor, saklanıyor, kaçıyor. Saro Saltuk'ta, Mahmut Hayrani'de, Avuyüçen'de, Seyit Samut'ta, Doğan Atı'nda, Üryan Hızır'da, Hacı Bektaş-ı Veli ile birlikte Divriği Kemaliye üzerinden Dersim'e kaçıyorlar. Dersim o dönemde kucaklamış, saklamış dağlarında. Orada bizim yaşlı kuşaklar da anlatır. Yine bazı kaynaklarda da ulaştım. Çemizkize'nin kuzeyinde Kırklar Dağı var. Kırklar Dağı'nda bir araya gelir dedeler, bir çeşit bir kurultay yaparlar. Hacı Bektaş-ı Veli'yi başbirliğe getirirler. Neden? Hacı Bektaş-ı Veli'nin babası İbrahim Sani, Amasya'da asılan Pir İlyas'ın babası Seyit Ali ve Abdal Musa'nın dedesi Seyit Haydar Gazi, üçü kardeşler. Musa'nın çocukları bunlar.
Nişabur dergahı Piri Musa'nın çocukları. Büyük oğul bütün oğullarıyla birlikte asıldığı için o soy kuruyor. Baş birlik imamet geleneği dedim ya, büyük oğuldan büyük oğula gidiyor. Hacı Bektaş-ı Veli'ye geçiyor. Yani İbrahim ikinci sani, iki kardeş, ikinci kardeş olan İbrahim Sani'nin oğlunu Hacı Bektaş-ı Veli'ye geçiyor. Abi kimlerine göre, velayetnameye göre güvercin oluyor, uçuyor, geliyor, işte kerametlerini daha üstün gösteriyor. Bunlar inanç boyutu. Ben tarihsel boyutunu size anlatıyorum. Gerçeği bu. Hep büyük oğuldan büyük oğula devam ediyor. Pir İlyas üç oğluyla birlikte asılınca ok soy kuruyor. İkinci kola geçiyor. Ama o soy kurumamıştı. Muhlis, 3 yaşında bir çocuk, Şerefettin diye bir talip tarafından kaçırılıyor, tam Mısır'a götürülüyor. Daha sonra 1277'de Baybars Anadolu'ya geldiğinde o da geldi. O ünlü Aşık Paşa'nın dedesidir. Bu Kırşehir'de yatan Osmanlı tarihçisi, Aşık Paşa, Aşık Paşa oğulları dediğimiz. Fakat soy kuruluğu varsayılarak Hacı Bektaş-ı Veli başbirliğe getirilmişti. İşte bunlar 7 sene o bölgede kalıyorlar. Daha sonra Moğollar Anadolu'ya giriyor. Kösedağ Savaşı'nda Gıyasettin Keyhüsrev'i ağır yenilgiye uğratıyorlar. Ağır haraçlara bağlıyorlar. Ondan sonra Gıyasettin Keyhüsrev ölüyor. 3 oğlu, birisi 9 yaşında, 11 yaşında, 14 yaşında. Bunlar daha çocuk yaşta. Taht kavgaları başlıyor etrafındaki vezirleriyle. Derken dedelerimiz açığa çıkmaya başlıyor. İşte Sarı Saltuk'ta o zaman İki oğlunu, Seyyid İbrahim ve Seyyid İsmail'i, ki bunları tarihler hep biraz sonra anlatacağım. Bunları da Sarı Saltuk diye geçerler kaynaklarda. Bu büyük pirlerle birlikte Anadolu'ya gönderiyor. Ha, gelen o pirlerin içerisinde görüyoruz. Bunlar işte Mahmut Hayrani de var. Doğan Ata var. Seyyid Ahmet Faki var. Üryan Hızır var. O dönem Dersim'de saklanıp beraber gelenlerden. Bunlardan her biri bir tarafa kaçmış. Sonra Hacı Bektaş Veli dergahını kurup yerleşince işte dedeleri belli bölgelere görevlendiriyor. Emre diye biri gelmiyor. Niye gelmiyor diye yanındaki erenlerden İsmail'i gönderiyor, nihayet getiriyor. Diyor ki işte filan tarihte filan yerde kudret dağıtılırken Bektaş diye biri yoktu. Nereden çıktın diye itiraz ediyor. Gözü belki de kendisinin içerisinde. Peki diyor, sen o kudret dağıtan eli görsen tanır mısın? Elbet tanırım. Sağ elin üstünde bir yeşil ben vardım. Uzatıyor elini, yeşil beni görünce ayağa kalkıyor, düğme ilikliyor. Taptuk hünkârım, taptuk hünkârım diye tekrarlıyor. Yani eyvallah sensin diyor. Kabul ediyor, o da biat ediyor, o da bağlılığını bildiriyor. Taptuk emre, malum. Sarı Saltuk'un buraya gelen iki oğullarından biri Seyyid İbrahim, daha sonra ikinci Alaaddin Keykubat'ın veziri oluyor. Cengiz Han öldüğü zaman yerine Kubilay Han geçiyor. Bütün o Çin denizinden Anadolu'ya kadar olan dünya çapında büyük bir imparatorluk. Alt imparatorluklar gidiyorlar, yeni imparatorluğa bağlılıklarını bildiriyorlar. İşte 2. Alaaddin Keykubat'ın bakıyoruz ki veziri Sarı Saltuk diye geçer. O da beraber gidiyor. Hanbalık'a, Karakurum'a kadar, bugünkü Pekin'in kuzeyinde, oraya kadar gidiyor. Dönüyor geliyor Erzincan'da iken kardeşi 4. Kılıç Arslan 2. Alaaddin Keykubat'ı zehirleyerek öldürüyor. Tahta kendisi geçiyor. Bu İbni Bibi'de de ayrıntılı bir şekilde, Aksaray'da da ayrıntılı bir şekilde, Müneccin başında da anlatılır. Sonra o Saltuk, veziri olan Saltuk Konya civarında kalıyor. Daha sonra Nidebor'a yerleşiyor. Bor'dadır. Orada vefat ediyor. Türbesi de oradadır. Hatta Saltuknamenin bir el yazması da Nidebor'daki Halil İbrahim Yurdakul Kütüphanesi'nde bulunuyor. İki ciltte, biri İstanbul'daki müzede bulunuyor, biri orada bulunuyor. Diğer oğluna gelince, velayetnamede bugün dedelerimizden biri de söyledi, biraz yanlış aktarılıyor, işte çoban diye gösteriliyor, velayetname anlatıyor. Onu sen kimsin, nesin, işte ben Sarı Saltuk, buyurun ne emrederse hani koyunları otlatıyor diye velayetname öyle verir, ama ben olayın tarihsel yanını vereyim şöyle. 1259 yılında Sinop ve Amasya yöresi Rum Pontoslar tarafından işgal ediliyor. Fırsat bu diyor. Ortada doğru düz bir devlet yok, güç yok, asker yok. Selçuklar üç kardeş arasında taht kavgasında. İşte o sırada Hacı Bektaş Veli, Mahmut Hayrani, Üryan Hızır, Doğan Ata toplanıyorlar. Sarı Saltuk'un komutasında gönüllü gazi erenlerden bir ordu kuruyorlar. Orayı kurtarmaya gönderiyorlar. Sinop, Amasya'yı kurtarmaya gönderiyorlar. Kurtarıyorlar da. Rum Pontosları püskürtüyorlar. Orayı gerçekten tekrar
Türklerin, Müslümanların eline geçiyor. Ancak 4. Kılıç Arslan'ın yanında Moğolların atadığı bir vezir var. Muhittin Pervane. Deniliyor ki her çeşit fırıldağı, desiseyi yaptığı için halk onun adını Pervane takmış. Muhittin Pervane, 4. Kılıç Arslan henüz çocuk demiştim ya. 14-16 yaşlarında bir çocuk. Ona bir ferman çıkarıyor. Bu Gazi Erenleri oradan sürdürüyor. Oraya oğlunu vali olarak atıyor. Niye? Selçuklar henüz batıda denize açılmamışlar. Denize açıldıkları iki yer var. Biri güneyde Alanya, biri kuzeyde Sinop. İki liman kenti. Kervanlar da bu arada gidip gelir çalışır. Önemli bir zenginlik kaynağı, önemli bir gelir kaynağı. Dolayısıyla oradaki Gazi Erenleri sürdürüyor, oğlunu oraya vali olarak atıyor. İşte Sarı Saltuk diye geçen Büyük Saltuk'un oğlu Seyit İsmail o zaman Bizans'tan yer istiyor. Bizans da bunu Varna ile Bulgaristan Varna ile Tuna'nın denize döküldüğü Romanya Babadağı arasındaki Deli Orman bölgesi dediğimiz bölgeye gönderiyor. Oraya veriyor. Niye veriyor? Kuzeyde peçenek saldırıları sürekli olur Bizans'a. Taciz edilen saldırılar, vurkaç yapıyor. Bir çeşit tampon bölge olarak orayı veriyor. Bu Türkmenleri de oraya yerleştiriyor. Bir tampon görevi yapsınlar. O da 12 bin çadır. Türkmenler henüz geçebe oldukları için, çadırlarda yaşadıkları için 12 bin hane Türkmen. Biz böyle yorumluyoruz. Ki eş ve çocuklarıyla aileler birlikte bu yaklaşık 60-70 bin kişi eder. Deli Orman bölgesine yerleşiyor. Arkasından hocam demin de bahsetmişti. İzzettin o ara Bizans'a sığınmıştı. Bizans da bunları tutuklamış. Hatta demişler ki işte ihbar etmişler. Bu darbe yapacak, seni devirecek diye. Bizans imparatorları da onu alıyor. Aynos, Enes Kalesi'nde zindana atıyor. O da Altın Ordu İmparatoru Berke Han'dan Kılıç Arslan ricada bulunuyor. Diyor ki o abimi orada kurtarın. Zindandadır. O da oğlu Toktagu Han'ı Sarı Saltuk'la, ki Sarı Saltuk'un işte oğlu İsmail'le birlikte gönderiyorlar. Enes Kalesi'nde kurtarıyorlar, alıyorlar, Kırım'a gidiyorlar. Daha sonra oraya yerleşiyor. Yine Müneccim başında Zeki Veli Togan'ın da anlattığı kadarıyla 1263 yılında Hülagü Altın Ordu'nun üzerine bir ordu gönderiyor. Diyor ki Anadolu'dan gelen Gazi Erenlerin, Sarı Saltuk'un getirdiği Gazi Erenlerin sayesinde Kafkasya'daki Terek Irmağı kıyısında Hülagü'nün ordusunu yendiler. Aynen böyle aktarıyor. Buradan götürdüğü o Gazi Erenlerin sayesinde Altın Ordu Hanı Hülagü'yü, Moğolların ordusunu yeniyor. Bir müddet oraya yerleşiyorlar. Daha sonra işte bugünkü Romanya Babadağı yöresine gidiyor Toktagu Han'la birlikte. O bölgeleri alıyorlar. O İshakça Babadağ kentinde vefat ediyor 1297. İslam kaynaklarına böyle geçiyor. Orada vefat edince Gazi Erenlerin başına onun oğlu Halil Ece Saltuk geçiyor. Sonra kuzeyde Tatarlar oraya saldırıyor. Henüz mecusi olan Tatarlar saldırıyor. Ve hem bu Evliya Çelebi'de geçer, hem Saltukname'de geçer. Küffar galebe çaldı. Yani Müslümanlar, Türkler yenik düşüyor. Bir bölümü savaşa savaşa Çanakkale Boğazı'nı geçerek Anadolu'ya geliyor. Osmanlı'ya katılıyor. Bir bölümü de kuzeye kaçıyor. Moldova'ya. Bugün Moldova'daki Gagavuz Türkleri Hristiyanlaşmışlar. Anadolu'dan götürülen Çepni Türkmenleridir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birçok kaynak da bunu söylüyor. Hala Türkçe bilenler de vardır. Hatta bu Namık Kemal bir panel düzenlemişti. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyalar Kurultayı. Orada bir profesör gelmişti. Tadeusz Kowalenski. Türkçe'de çok güzel konuşuyordu. Ben de Saltuk deyince rahat sohbet ettik kendisiyle. O biz hala Sarı Saltuk'u bizimkiler işte ceddi bilirler, atası bilirler diye anlatıyor. Ama maalesef Hristiyanlaşmışlar. Sahip çıkılamayınca. İşte gelen Halil Ece Saltuk yenik düşen Toktagu Han'ın eşi Çiçek Hatun ve oğlu Türü'yü de yanına alarak geliyor Osmanlı'ya katılıyor. Parça parça Osmanlı alıyor derken İznik Kalesi'ni 1329 yılında İznik Kalesi alınıyor. Orada şehit düşüyor. İznik kenarında Hersekli'nin bağında Sarı Saltuk Türbesi. O işte o Halil Ece torun Saltuk'un türbesi. Ondan sonra Gazi Erenlerin başına Yakup Ece Saltuk geçiyor. Yakup Ece de yine Osmanlılarla birlikte
1257 yılında Gelibolu'yu kuşatıyor. İlk kuşatma Aşık Paşa tarihinde bu açıkça yazıyor, ismi veriyor. 1257 yılında 40 günlük bir kuşatmadan sonra Gelibolu'da düşürüyorlar. Gelibolu'da Gül Baba ve Sümbül Baba diye iki kardeş de, Battal Gazi'nin yine bir soyundan gelen iki kardeş de orada şehit düşüyor. Onların da türbeleri hala oradadır. Sonra o Baba Eski'ye yerleşiyor. Parça parça Edirne alınıyor. Başkent yapılıyor 1366'da. Birinci Murat Han'a yine törenle taç giydiren, beline ahi kuşağı bağlayan, sırtını sıvazlayan, destur veren, gazi erenleri desteklemeye çağıran yine Sarı Saltuk. Ya bu nasıl oluyor işte? Ta 1215'te Moğolların önünden geliyorlar. Arkasından 1240'da Baba İshak isyanı, 1329'da İznik düşüyor. 1366'da Edirne başkent oluyor. Birinci Murat Han'a törenle taç giydiriyor. Derken Nibolu alınıyor. Nibolu Savaşı 1389'da yine Sarı Saltuk. Bunu hesaplasak 300 yılı geçiyor. Bu tek Saltuk değil. Baba, oğul, torun, hatta ikinci kuşak torunlar. Derken bunlar, o gazi erenler, alp erenler, Osmanlı ile birlikte parça parça Balkanları ele geçiriyorlar. Şimdi araştırmalarımızda hocamız da işte o erenlerin izinden çekiminde gördü. Bir Arnavutluk Kuruya'da, eskide Kuruçay'da adı. Ben de oraya gittim. Hatta oradaki bir ilginçliği size söyleyeyim. Önünde kocaman bir palamut ağacı, ulu bir ağaç. Her tarafına çaput bağlamışlar. Bu Anadolu'daki geleneği oraya da götürmüşler. İp bağlama, çaput bağlama. Ohri'de var. Kosova İpek'te var. Prizren'de var. Varna Kaligra'da var. Ve Baba Dağı'da var. Bir de Baba Eski'de var. Ve bir de bak, birçoğunuz belki bilmezsiniz. Rumeli Fener'in, tam Fener binasının olduğu yerde, Fener binasını onun üzerine yapmışlar. Şimdi böyle baktığımızda işte yedi tabutta baş gösterdi diyor Evliya Çelebi aktarırken. Bu yedi tabut olayı da biraz da işte buralardaki türbelerden geliyor. Bunlar gerçekten hepsi de gerçektir, vardır ama baba, oğul, torun, kardeşlerdir. Hepsi tek Saltuk değildir. Birinci turu böyle tamamlayayım. Teşekkür ederim. Sayın Alemdar hocamız tekrar kaldığı yerden devam edecek. Ben hemen konuşmamızı yine çok uzatmadan hemen konuklarım sizlerle bilgilerini paylaşsın istiyorum. Tabii uzun sabrınız için öncelikle size çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz sabır için. Ama İşin birinci derecede sahibi siz olduğunuz için biz burada 10 saat otursak sizin 15 saat oturmayı istemeniz gerekiyor. Dolayısıyla fazla da şey yapmak istemiyorum. Bir de Gül Baba'yı söyleyince bir şeyin daha propagandasını yapayım. Litvanya'da da onu gösterdim. Koyun Baba konçertosu var. Bir İtalyan gitar sanatçısı Carlo Domenico Koyun Baba konçertosu düzenledi. 3 versiyon halinde düzenledi. Şu anda da CD'si satılıyor. Lütfen alalım, yaşatalım. Koyun Baba konçertosunun 1981 yılındaki versiyonu ile 2000'li yıllardaki versiyonu şu anda hit parça olarak kabul ediliyor ve tüm dünyada izleniyor. Tabii biz bilmiyoruz ama demek ki birileri İtalya'dan geliyor, Koyun Baba'yı okuyor, etkileniyor ve onun etkisiyle böyle bir şey yazıyor. Dilerim ki içimizden de çocuklarımızdan da çıkan müzisyenler bunları, bu güzellikleri alarak günümüze taşırlar. Onu da bir bilgi olarak vereyim. Değerli dostlarım, Sarı Saltuk'la ilgili olarak üzerinde durmamız gereken noktalardan birisi şu. Biz diyoruz ki Anadolu'da kendilerini bir noktada görevli kabul ederek gelen erenler var. Şimdi bu erenlerin özelliği nedir? Bir de onu beraberce derim. Sonra Sarı Saltuk'a tekrar dönmek istiyorum. Çünkü Sarı Saltuk'a gönül vererek onu tekrar uyandırmak, tekrar yaşatmak isteyen hem Ankara'dan değerli dostlarımız var, hem İstanbul'dan değerli dostlarımız var. Şimdi
Anadolu erenlerinin dayandığı temel espriler var. Bazı temel noktalar var. Bir, bunlardan birincisi çalışmak ve üretmek. Bu son derece önemli. Çalışmayan ve üretmeyen birisi eren olamaz deniliyor. Ve Hoca Ahmet Yesevi'nin bir diğer adı Hacı diye de söyleniliyor. Biliyorsunuz kaşık yapıp satıyordu. Kaşık yapıp satıyordu. Hacı Bektaş Veli buğday, arpa ve çavdar üretiyordu. Ve geçimi kadar ürettiğini yiyor, kalanını depoluyordu. Ve daha sonra bir kıtlıkta, hepimizin hatırlayacağı gibi kıtlıkta ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu. Hasan Dede çok iyi karpuz yetiştiriyordu. Bugün Romanya'da Tisse Irmağı'nın kenarında halen onun yetiştirdiği kabul edilen karpuzları Romanyalılar yetiştiriyorlar. Halen yetiştiriyorlar. Somuncu Baba somun yapıyordu, biliyorsunuz ekmeğin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. İnsanlar hamurlarını getiriyorlardı. O hamurlardan ekmek yapılıyordu. Ekmek yapıldıktan sonra diyelim ki 20 tane ekmek çıktıysa 2 tanesi pişirme bedeli olarak ödeniyordu. Somuncu Baba bundan 2 tanesini günde ne kadarını yiyebilir? 2 tanesini yiyebilir. Geri kalanını dağıtıyordu insanlara. Ve Anadolu erenlerinin büyük bir sempati görmelerinin, insanlar tarafından büyük bir sempatiyle kucaklanmasının, Rumlar, Ortodokslar, Balkanlardaki diğer insanlar tarafından kabul edilmesinin temel sebebi yaşam felsefesi olarak çalışmak, üretmek, halkın içinde bulunmak. Bakın, halvete çekilmek değil, halktan kopmak değil, halkın içinde bulunmak ve halkın içerisinde yaşamak olarak değerlendiriyorlardı. Şimdi Voltaire, hepimiz biliyoruz, Voltaire'de büyük bir felsefeci var. Aydınlanma çağının felsefecisi. Voltaire'in Candide diye bir romanı var. Bu romanı 60 yaşında yazmış Voltaire. Ve bu romanında diyor ki, yaşamın amacı nedir? Bunu araştırmak istedim ve dolaşmaya başladım diyor. Bu sırada Balkanlara geliyor ve Balkanlarda bir dervişle karşılaşıyor. Dervişle aralarında bir konuşma geçiyor, tartışma geçiyor. Diyor ki ona, sizce yaşamın anlamı nedir diyor. Derviş diyor ki ona, çalışmak, üretmek, ürettiğini paylaşarak yemektir diyor. Romanda diyor ki Voltaire, hayatımda duyduğum en özlü ve doğru olan söz bu sözdür diyor. O halde Anadolu erenleri hayatın gerçeğini tam olarak kavrayarak onu kendi nefislerinde ve çevrelerinde uygulamışlar. Şimdi Sarı Saltuk'un enteresan gelen noktası şu. Sarı Saltuk'un ağzından çıktığı söylenen bir tek söz yok. Evet, Saltukname var. Basıldı. Harvard Üniversitesi'de bastı. Eğer hocamız Almanya'dan gecikmeseydi gelecekti buraya. Necati Bey, o kitabı hazırlayan hocamız gelecekti. Fakat Sarı Saltuk'un ağzından çıktığı söylenen bir tek söz yok. Fakat bugün Sarı Saltuk dediğiniz zaman Arnavutluk'taki insanlar saygıyla önünde eğiliyor. Romanya'daki insanlar önünde saygıyla eğiliyor. Ve Gdansk'ta, Polonya Gdansk'ta Sarı Saltuk yatırı var. Ve Sarı Saltuk yatırı bugün Polonya'da saygıyla anılan ve insanların ziyaret ettiği bir yer. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir etki ki bir tek sözü bile olmayan bir insan aradan 1000 sene geçmesine rağmen, yahut 600 sene, 700 sene geçmiş olmasına rağmen iz ve eser bırakabiliyor? Buradaki temel nokta insanların gönlünü ve beynini kazanabilmektir. Ve bu da neyle oluyor? Adalet ve doğruluk kavramlarına dayanıyor. Sarı Saltuk'un dayandığı şey. Sonra Sarı Saltuk'un Saltuknamesini okuduğumuz zaman görüyoruz ki Pop diyor, yani zannederim ki Papa. Papa'nın bir kızı varmış. İşte kızını kaybetmiş. Ve Sarı Saltuk'u buluyor ve diyor ki, senden ricam, onun, benim kızımı bul diyor. Kaçırdılar onu, Kafkas dağlarına doğru kaçırdılar, bul diyor. Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde Sarı Saltuk gidiyor, kızını bularak getirip Papa'ya teslim ediyor. Bu ne demek? Adalet duygusunun, zulme karşı baş kaldırmanın,
zulme karşı doğruyu savunmanın, kim de olursa olsun, ister Hristiyan, ister Müslüman, bunu savunmanın verdiği bir sempati bu erenleri günümüze kadar getirdi. Bugün de buna ihtiyacımız var. Şimdi biz Sarı Saltuk'la ilgili belge bulalım diye düşündük. Çok sayıda belge var. Belki ciltlerle kitap olacak belge duruyor kütüphanelerde Sarı Saltuk'la ilgili. Fakat onun şeceresiyle ilgili belge nereden çıktı biliyor musunuz değerli dostlarımız? Burada Ankara'dan gelen dostlarımız. Tunceli Hozat'ın Karacalar Köyü'nden çıktı. 9 metre boyunda şeceresi çıktı. Ve bu kimin elinde? Bu oradaki bir insan dedesinden kalan şeyi koruyarak getiriyor bize. Ve biz de onu aldık, okuduk ve üniversitenin dergisinde yayınladık. Benim size söyleyeceğim şey, Sarı Saltuk'u uyandırmak, Seyit Mahmut Hayrani'yi uyandırmak derken, onların düşüncelerini, değer verdikleri şeyi tekrar çağımızda yaşatmak ve önce kendi nefsimizde bunu yaşatmak. Eğer biz bunu kendi nefsimizde yaşatabilirsek, çevremizde de rahatlıkla bir sempati kuşağı oluşturabiliriz. Ve o sempati kuşağı kuşağına Türkiye'nin çok ihtiyacı var günümüzde. Ve insanların doğruyu bulmasına çok ihtiyacımız var. Bugün düşünebiliyor musunuz? Ben Müslümanım diyor, vücuduna bombaları bağlıyor, bir otobüse biniyor, otobüsü kadın, çoluk, çocuk demeden patlatıyor ve şehit olarak cennete gittiğini düşünerek bunu yapıyor zavallı. Ve bu bir Müslüman algısı olarak tüm dünyaya yayılıyor. Halbuki rahmet ve bağışlama olan yüce bir dini nasıl kötü? Bugün bizim Anadolu erenlerini tekrar fonksiyonlarıyla beraber aydınlığa çıkarmamız, bu Avrupa'daki sempatik yüzümüzü oluşturması, dünyadaki sempatik yüzümüzü oluşturmak açısından da son derece önemli. Onun için Anadolu erenlerine ve Horasan erenlerine sadece Alevi kardeşlerimizin değil, Sünni kardeşlerimizin de ihtiyacı var. Ve fakat onlar bunu bilmiyorlar. Bense işte Sarı Saltuk. Sarı Saltuk'u Evliya Çelebi'den okuduğunuz zaman Evliya Çelebi adeta büyük bir saygıyla ve sevgiyle anıyor. Evliya Çelebi kim? Evliya Çelebi Sünni gelenekten gelen birisi. O halde bizim ortak paydamızı oluşturuyordu Horasan erenleri ve Anadolu erenleri. Ve biz bu ortak paydayı tekrar yaymak zorundayız. Bir örnekle konuşmamı bitireceğim. Belki sorunu cevaplı olursa daha da şey olur, bilgilerimiz varsa paylaşabiliriz. Şimdi diyoruz ki Hacı Bayram Veli diyoruz. Akşemseddin diyoruz. Değil mi? Şimdi Sünni kardeşlerimiz diyor ki aa Hacı Bayram Veli. Akşemseddin. Büyük erenler, büyük evliyalar diyor. Biz diyoruz ki peki Hacı Bayram Veli'nin hocası kimdi? Diyor ki dur bakayım. Somuncu babaydı. Peki Somuncu babanın hocası kimdi? Alaaddin Erdebili'ydi. Alaaddin Erdebili kim? Şah İsmail'in dedesi. Ha, peki sen Hacı Bayram Veli'ye sahip çıkıyorsan Hacı Bayram Veli'nin dedesine de şeyine, hocasına da sahip çıkmalısın. Çünkü o öğretmiş ona onu. Ha, o halde dikkat ederseniz Sünni kardeşlerimizin evliya ve eren olarak kabul ettikleri ve saygıyla önünde eğildiklerinin tümü de aslında Alevi geleneğinden, yani Erdebil dergahından, Şeyh Safiyettin Erdebili dergahından geliyorlar. O halde bizim bunları çok güzel bir şekilde anlatarak Sünni kardeşlerimizi de aydınlatmamız gerekiyor. Özetle söylemek gerekirse buradaki şey şu, ilke de şu olmalı. Çünkü onu söylüyorlar erenler. İnsanoğlu bir acayip nesnedir. Tatlı sözle muhabbete çevrilir. İşitin ey yarenler, aşk bir ateşe benzer. Aşkı olmayan gönül bir kara taşa benzer. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağıllı aşı, yağ ile bal edebilir söz. Söyleme sözün kemini, gözetle sözün demini, iki cihan cehennemini sekiz uçma edebilir söz. Teşekkür ederim.
Sayın hocama yine çok teşekkür ediyoruz. Sözlerini sadece bilimsel verilerin dışında muhabbetle süsleyip dinleyenlerine de hoş bir sohbet edasıyla bize keyifle dinletiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci tura yine Veli Saltık Dede ile devam edeceğiz. O da bilgilerini size sunduktan sonra arkasından soru cevap niteliğinde kısa, özlü bir şekilde sizi çok daha yormadan programımızı kapatacağız. Veli Dede'ye veriyorum ben yine mikrofonu. Şimdi Sarı Saltıkların Balkanlara giden kolunu, Anadolu'ya gelip Balkanlara giden kolunu anlattım. Bir de tabii Dersim'de, Tunceli'de kalan kolu var. Yine eldeki kaynaklara göre Şerif Hızır dediğimiz büyük Hozat'ta yatan büyük Sarı Saltık'ın iki oğlu daha vardı. Biri Seyit Süleyman, biri de Seyit Muhammed Can. Bu iki kardeş Moğollar 1277 yılında Baybars'ın Anadolu'ya girip iki Moğol beyini öldürmesinden sonra Anadolu'yu tamamen Selçukları devre dışı bıraktılar. Her tarafta beylikler kuruldu. Bu beyliklerin listeleri var. 27 tane, 28 tane oluyor. Birçok bölgeyi ele geçiriyorlar. Doğrudan Moğollara bağlanıyorlar. İşte bu sırada 1277 yıl sonrası Çemizgezek bölgesi. Çünkü o zaman kent, az önce de söyledim, kent merkezi Çemizgezek'tir. Henüz Tunceli yok. Çemizgezek bölgesini, Dersim bölgesini ele geçiriyorlar. Melkişan Beyliği'ni kuruyorlar. Melkişan Beyliği nereden geliyor? Bilenleriniz vardır. Zazaca'da ya da Farsça'da An çoğul ekidir. Bütün aşiretlerin arkasına An gelir. Örneğin Feratan, Laçinan, Demanan, Haydaran. İşte Melkişan'da Melik Şahlılar, Melik Şah'ın soyu anlamına geliyor. Melkişan Beyliği'ni kuruyorlar. 1277 sonrası. Bu Yavuz'a kadar geliyor. Özetleyeyim, hızlı geçiyorum. Yavuz Selim başa geçtiği zaman babasını malum boğduruyor. Başa kendisi geçiyor. Sofu Beyazıt diyoruz ki o döneme kadar Osmanlı iyi kötü şu veya bu şekilde hala Hacı Bektaş Veli Derya'na bağlıydı. Sofu Beyazıt da gerçekten Hacı Bektaş Veli Derya'na bağlıydı. Yıllık Hakullah'ını da gönderirdi. Babasını zoruna tahttan indiriyor. Kendisi başa geçiyor. Daha sonra yine resmi rakamlara vereyim. 32 bin kişi, bütün beyler beyliklerine mektup yazıyor. Kızılbaşları tespit edin, bildirin. Bunları öldürüyor. Soruyorlar niye? Ben diyor savaşa giderken cephe gerisinde tehlikeli unsur bırakmayacağım. Bu gerekçeyle katlediyor. Arkasından Çaldıran'a yürüyor. 1514 yılında Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'i yeniyor. Yenildikten sonra tabii geri kalanları temizliyor. Dönüyor. Dedesi, annesinin babası Dulkadir Bey'dir. Alaaddin Ali'dir. Onun üzerine Hadım Sinan Paşa'yı, başvezirini Hadım Sinan Paşa'yı gönderiyor. Dedesi savaşıyor, Nurhak Dağları'na kaçıyor. Dedesi dört oğluyla birlikte Nurhak Dağları'nda öldürülüyor. Kelleleri vurulup İstanbul'a gönderiliyor. Yani hem dayılarını dört tane öldürüyor, dedesini öldürüyor, hem babasını öldürüyor. Yavuz'un bir de böyle bir katliamları var. Bu da belgelerle somut var, sabittir. İşte bizim Saltukları da Melkişan Bey'i Pir Rüstem. Pir Rüstem'i de kimi kaynaklara göre Şerefan, Şerefname diye, Kürt tarihi diye belki okuyanlarınız varsa yazılmış. Orada diyor ki 40 tane isim veriyor, 40 tane Saltuk'u katlediyor. Pir Rüstem de Şah İsmail devlet kurduğu zaman Şah İsmail'e katılanlardan biridir. Hatta Şah İsmail'in muhafız alay komutanıdır. 1000 kişilik ordusu, muhafız alayı tamamen Dersim'den götürdüklerinden oluşuyordu. Ali Bey de burada, Ali Kaya arkadaşımız da sağ olsun, o da değinmişti. Başka kaynaklarda da çıkıyor. Gerçekten Dersim bölgesinden götürdüğü titenikler, şavaklar, baravlar, şadiler ve çepnilerden, bir de Kevan aşiretlerinden götürdüğü seçme o 1000 kişiyle Şah'ın muhafız alay komutanlığını yapıyor. Çaldıran yenilgisi sonrası daha içeriye kayıyorlar. İşte o da o sırada kendisi de yaşı ileri olduğu için bir 10 yıl kadar
bunu yapıyor. Sonra akrabalarından Pir Budak Bey'e bırakıyor. Pir Budak Bey muhafız alayını devam ediyor. Kendisi Çemizgeze'ye dönüyor. Ama Yavuz Çaldıran Savaşı sonrası Pir Rüstem'i oğlu Artuk Şah'la birlikte asıyor. Merent denen yerde. Bu Şeref Han'da anlatılıyor, yazılıyor. O soydunda 40 kişiyi öldürüyor. Oğlu Pir Hüseyin Kerbela'ya gitmiş. Hac'da dönüyor geliyor. Soyu katledilmiş. Önce Malatya'ya iniyor. Malatya o zaman Kölemenlere bağlı, Mısırlara bağlı. Kölen Bey ile görüşüyor. Onlara sığınmak, onlara bağlanmak istiyor. O kendisine bir öğütte bulunuyor. Diyor ki Osmanlılar gün be gün büyüyor, gelişiyor. Kölemenlerin sonu ne olacağı belli değil. İyisi mi git yine sen Yavuz'a derdini anlat. Çünkü Yavuz'a Ferahşat, bu da Akkoyunlu biridir, ihbar etmiş. Demiş ki vakti zamanında Pir Rüstem Fatih'e Kemah Kalesi'ni teslim etmedi, savaştı. Şimdi gitti, Şah İsmail'e gönüllü olarak bağlandı. Böyle bir ihbar üzerine diyor, Ceberrut biri olan Yavuz hemen gördüğü yerde Pir Rüstem'i ve oğlunu astı diyor. Bu Şeref Han'ın deyimini aktarıyorum. Bu dönüyor, o yanında iki adamıyla Amasya'ya geliyor. Diyor ki işte biz böyle haksızlığa uğradık, biz böyle bir soydan geliyoruz, böyle bir boydan geliyoruz. İşte Kemah da aslında bize bağlı değildi o zaman. Savunmaya geçiyor. Yavuz da onun o delişmentliği, korkusuzluğu, ben bunun babasını astım, soyunu bilmem kestim, bu korkmadan bana geldi, o deli doluluğu, delişmentliği hoşuna gidiyor. Bir ferman yazıyor. Verin bunun Çemizgezek Beyliğini diyor. Gerisin geri verdiler. Veriyor. 1515. Sonra Pir Hüseyin yeniden evlilik yapıyor. O evlilik yine Şeref Han'a göre 14 tane oğlu oluyor. Oğulların da listeleri var. Daha sonra o 1534 yılında ölüyor. Ondan sonra Çemizgezek Saltukların eline alınıyor. Sadece Pertek, Mazgirt, Sağman Sancak Beylikleri bizde kalıyor. Bu da kayıtlarda var. Pertek'teki kayıtta da gittik hocamla birlikte Bay Sungur Saltuk Camii. Hala 1572'de yapılmış. Yine Mecinger Sancak Bey'i olan Ferruh Şah Çar Sancak Beyleri tarafından ihbar ediliyor. Diyor ki bu hala gizli gizli kızılbaşlık yapıyor. Kanuni'de bir ferman gönderiyor. 1551 yılında asıyorlar. Bu var fermanlarla. Arkasından onun çocukları daha sonra Ferruh Şah'ı getiriyorlar. Çemizgeze'nin Ulukalay köyünde Perzime denen yerde bir kümbet yapmışlar. Türbesi de oradadır. Oraya defin ediyorlar. Velhasıl Köprülüler dönemine kadar geliyor. Köprülüler döneminde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa bir fermanla alıyor Mülkü Hümayun, yani padişah toprağı yapıyor Dersim'i. Saltukları da grup grup batıya sürüyor. 17 tane köy kasaba Saltuk, Saltukça, Saltuklar adıyla yerler buldum. Tespit ettim bizlerini süre süre. Hala da devam ediyoruz. Çıkıyor bazen hiç gitmediğimiz yerlerde bize haber veriyor. Ya şurada da sizin Saltuk köyler var diye. Geçen gün Bergama'dan telefonla birisi arıyor. Orayı bildiriyor. Orada da var diye. İşte bizim Dersim'de kalan Saltuklar Seyit Kasım, Sağman Sancak Bey Keyhüsrev Saltuk'un oğludur. Halit Bey türbesi de hala, mezarı da Sağman'dadır. O başa geçince ben beylik istemiyorum, sizin olsun diyor. Alıyor sazı eline, yine geliyor büyük dedesinin köyüne Ağveren'e geliyor. Dedelik yapıyor, pirlik yapıyor. Ağveren kısmen dağlık arazi olduğu için aşağıda ova kesimine hakim oluyor. Kızılbaşlığın yasaklanması, Aleviliğin yasaklanması. Giderek oraları gerçekten asimile ediyor. İşte Çemizgezek, Pertek ve Mazgirt'in bir bölümünü, Tunceli'yi bilenler iyi bilir. Daha çok da Sünni kesim bugün hala varsa o şeritte var. Yani Keban Baraj Gölü'ne paralel şeritte var. Dağlık kesimlerde, yukarı kesimlerinde, kuzey kesimleri tamamen Alevi. İşte Saltuklar orada sürülürken Seyit Kasım göçüp Ağveren'e gittiği için onun soyu, biz Tunceli'de kalan Saltuklar, ondan gelen Saltuklarız. Baysungur Saltuk'un torunları mesela Zara Zovarlı'dadır. Zaray, Sivas Zaray'ı bilenler varsa, Pertek Sancak Bey Baysungur'un torunları oradadır. Bir kısmı Muğla Ortaca'ya gönderilmiş. Bir kısmı Bergama'ya tarafına gönderilmiş. Kınık'a gönderilmiş. Çaycuma Saltukova. Dersim'den geldiklerini biliyorlar. Ama
süreç içerisinde Sünnileşmişler. Alevi değiller. Daha çok Alevi toplumun yoğun olduğu bölgelere gidenler Aleviliğini koruyorlar. Ama Sünni kesimin çoğunlukta olduğu yerlere gidenler de Sünnileşmişler. Böyle bunları tespit ettim. Böyle Saltık köyleri var. Acılarının içinden çekip aldılar. Ve bu anlayış dünyanın dört bir yanına dağıldı. Hatta dünyanın dört bir yanına değil, havai mukaddesat da evrenin her boyutuna yayıldı. Fakat bugün Aleviler neden hareket edemiyor? Alevilerin bugün hareketinin donması, Alevilik bilincini ve şuurunu içinde bulunmuş olduğu anlayışların eline teslim ettiler. Karıştı yani. Bunu çok anlattım size. Hani bir çocuğun hikayesi vardır ya. Çocuk anasından bal istemiş biraz. Anası vermiş balı. Sonra demiş ki ana bana yağ da versene. Vermiş yağ. Karıştır ana bunu demiş. Karıştırmış. Hoşuna gitmemiş çocuğun tadı. Ana demiş şimdi bunu ayırsana. Demiş eyvah oğlum çok geç oldu. Şimdi insanda saf bir bilinç hali Kur'an'ın anlattığı özdür aslında. Bu kitaba arınmayan, saflaşmayan dokunamazdır. O yüzden Alevilikte arı ve saf bir bilinç ve şuur vardır ki insan kendi varlığına evvela nüfus eder. Erenler denilmesinin sebebi boşuna değil. Erenler kelimesi o kadar değerli bir kelime ki ben sonradan idrak ettim erenlerin ne ifadeye geldiğini. Diyor ki bilenler veyahut da ilim nakledenler demiyor. Erenler. Bir ağacın aşıyla ham ağaca ulaşması, ham ağaçta olgun ağacın kendisini verme hali, meydana getirme hali, bu şuurda meydana getirme hali. İşte o erenler, onlar hakikatlerine uyanmıştı. İnsanların üzerinde bu kadar etkisinin olmasının sebebi, onlar ermişler, insan denilen varlığın mahiyetine ermişler. Onun için şiddetle diyorlar ki beden dağında bir mücevher var. Ara ara ama bütün gücünle ara. Durma. Ve kendilerinde olan hali, hal diyorum ama bakın. Kendilerinde olan hali diğerine ulaştırmak suretiyle o hal tıpkı aynı iklim nasıl değişiyor baharın. Cemre düşüyor ya havaya, suya, toprağa. Sonra denizler, yani suda doğum başlıyor, toprakta doğum başlıyor, havada doğum başlıyor. Havadakini göremiyorsunuz ama havada nasıl bir doğum var? O çok farklı bir durum. Sonra bakıyorsunuz ki her şey kendi taşıdığını dışarıya atmaya başlıyor. Ağaçlar, topraklar. Sonra içine düşen tohumun içindeki değeri sana geri veriyor. Sen onu tohum olarak atıyorsun ama sana tohumun içindekini geri veriyor. Bakın sırrı veriyor. İşte bir ere, bir resule, bir evliyaya ulaşılan o halin içinde insan kendin eliğinden ötürü bir bilgisi yok ama insan kendi taşıdığını sunmaya başlamış. Değişim dönüşümden sonra, o iklimden sonra. Nasıl bir ana ile baba buluşuyor? O ana ile babanın buluşması sonucu bir reaksiyon ve bir çocuk meydana geliyor. Senin benim gibi bir adam meydana geliyor. Ve taşıdığı, yani hücrenin taşıdığı değerin sonucunu veriyor. İnsanda da aynı böyle bir hal var. Manevi bir hal var. Onun için şunu iddia ediyorum. Bu bir iddia değil aslında. Nasıl ekonomi dili İngilizce ise dünyanın tevhid dili, hakikat dili Anadolu'nun dilidir. Öz lehçenizdir. Türkçenizdir. Tevhid lisanıdır. Çünkü niye tevhid lisanı diyorsunuz? Erenler, evliyalar bu lisana öyle hakikatleri yüklemişler ki farkında olmadan konuştuklarımızın ne derin manalar taşıdığını dahi idrak edemiyoruz bugün. Ve bugün Aleviliğin anlayışına Aleviler de muhtaçtır. Sünni de muhtaçtır. Hristiyan da muhtaçtır. Yahudi de muhtaçtır. İnanan, inanmayan da
Aleviliğin o öz anlayışına bütün dünyada her insan muhtaçtır. Çünkü Kerbela'da Hüseyin nasıl o bizi saran zıtların içinden nasıl çıkılacağını bize gösterdiyse, şimdi biz de bizi mahkum eden anlayışların içinden nasıl çıkacağımızı Alevilik bize gösterdi. Ama bu çok derin bir şuur. Bunun peşine düşmeyen insanın olacağı şey değil bu. Siz bir anada babada nasıl reaksiyona ihtiyaçsanız, öyle doğmuşsanız, unutmayın bunu, mürşitle talip arasındaki reaksiyona yine muhtaçlığımız var. Fakat biz bu muhtaçlığımızı bugün görmüyoruz. Maddedeki ihtiyacımızı karşılayınca mürşidin ne hükmü var ki diyoruz biz. Ama bilse ki bir adam mürşitle dönüşecek. Ama mürşit, adı mürşit olanlar değil ha. Onları hiç şeye koymuyorum. Olan insan, eren insanla, eren insandan bahsediyorum. Bu ihtiyacımızı hiç görmüyoruz biz. İnşallah bu güzel değerler bilimsel veriler ışığında sohbetle, muhabbetle tekrar her gün paylaşacağız, her an paylaşacağız. Biz şuraya 2 saatlik paneli dinlemekte zorlanıyoruz ama hatırlarsanız büyükler bilirler. Muhabbet sabaha kadar edilir de kimse gözünü kırpmadan dinler. Ama o muhabbetin içinde aşk olur, sevgi olur, o coşku olur ve insan ne taşıdığının farkına varır ve daha çok sahip çıkar söylenen ifadeler o zaman. Hani Hazreti Muhammed diyor ya, biz indirdik siz sahip çıkın ona diyor ya, aynı öyle bir duygudur bu. Şimdi söylenecek çok şey var, çok da ifade var buralara. Fakat hakikaten bir kez daha bu değerli araştırmacıların önünde saygıyla, muhabbetle teşekkürlerimi sunuyorum. Neden? Çünkü bu araştırmalar hakikaten kolay meydana gelmiyor. Evlerinize geliyorlar, belge belge çalışıyorlar, onları dönüştürüyorlar. Sonra birbirlerine bağlantı yapıyorlar. Bir harita çıkarıyorlar daha doğrusu. O haritanın üzerinden Anadolu'yu erenler, evliyalar nasıl gelmiş, neler yapmışlar, hangi şuuru bize vermişler. Ben geldiğinden daha çok hangi şuuru bize vermişlere daha çok önem veriyorum. Eğer o şuuru anlayamazsak niye geldiklerini ve niye o kadar yer gezdiklerini de anlayamayız. Alevilere ya da Anadolu'da Türklere göçebe kültürü. Hayır, göçebe kültürü değil. Onlar niye geldiklerini biliyorlar. Niye, nereye, niçin gittiklerini çok iyi biliyorlar. Ve nereye, ne götürdüklerini çok iyi biliyorlar. Şimdi biz de aynı anlayışı tekrar canlandıracağız.